akşamlar Burçin Atılgan. CHP Genel Merkezi'nde tüm gün aslında iktidar yolunda CHP belediyeciliği ekseninde bir çalıştay gerçekleşti. Bu çalıştay yarın da sürecek ve kapanış konuşmasıyla CHP lideri Özgür Özel'in birlikte sonlanacak. Bugün sabah da açılış konuşmasını CHP lideri Özgür Özel yaptı ve 3 ana unsurdan bahsetti. Gençlerin, kadınların ve bilimsel yöntemin aslında uygulandığında yerel seçimlerde başarıyı getirdiğini gösterdi, işaret etti ve önümüzdeki genel seçimleri de aynı zamanda önüne koyduklarını ve iktidar yolunda ilerlediklerini söyledi. Aslında CHP Genel Merkezi'nde yerel seçimlerden aylar öncesinde yerel seçimlerin bir aşama olduğu ifade ediliyordu ve bunun bir sınav, iktidar olma yolunda bir sınav olduğundan bahsediliyordu. Bu sınav başarıyla aşıldı diyebiliriz. Tüm Türkiye'nin kırmızıya boyandığını, CHP'li belediyelerin Cumhuriyet tarihinde almadığı yerleri aldığını gördük. Bütün bu tartışmaları konuşacağız ve örnek olan CHP belediyeleri, büyükşehir belediyeleri aynı zamanda kendi deneyim aktarımlarını da yapacaklar. Bugün ve yarın İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanları sunum yapacaklar ve çalışmalarını deneyim aktarımı şeklinde birbirleriyle paylaşacaklar. Aynı zamanda bugün akademisyenler de sunum yaptı. Hem tarih hem de geleceğe dönük çalışmalarını aktardı. Bütün bunları CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la hem bu tartışmaları hem de içeride toplantıda neler olduğunu, önümüzdeki dönemde neler hayata geçireceklerini hep birlikte konuşacağız. Direkt mikrofonu kendisine uzatmak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Bu hafta aslında CHP yoğun bir mesai harcadı. Hafta sonu devam ediyor. Evet. Özellikle yerel seçimlerden sonra CHP belediyeciliği öne çıktı. Yerel seçimlerde de hep bu şiarla hazırlanılmıştı. Doğru. Büyük şehirlerde bütün vatandaşları yaşatamayız ama büyük şehirlerdeki yönetimi küçük yerlere getirebiliriz denmişti. Ve bu karşılık buldu aslında. Bugün ilçe ve belde belediye başkanları olmak üzere tamamı salonu doldurmuştu. İçeride nasıl bir hava var? Neler konuştunuz? Neler yapıldı? Evet, önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Büyük bir yerel seçim başarısı elde edildi ve herkesin yüzü gülüyor ve aynı zamanda da iğne atsanız yere düşmüyor. Çünkü 408 belediye başkanımız var. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının toplamı. Aynı zamanda il belediye başkanlarımız da burada. Parti meclis üyelerimiz ve MYK üyelerimiz burada. Dolayısıyla yerel seçim sürecini hep birlikte değerlendiriyoruz. Bunu yaparken kuşkusuz partinin geçmişini Türkiye'nin siyasi ve iktisadi dinamikleriyle beraber değerlendirdik. Son 20 yılı hep aklımızda tutuyoruz ve adeta bir cam tavan diye tabir edilen %25'lik oy oranını aşmakta zorlanan bir partinin en son seçimde %38'lik bir oy oranına ulaşmasından bahsediyoruz. An itibariyle bu bir yerel seçimdir ama yerel seçimlerin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Adalet ve Kalkınma Partisi de an itibariyle bizim 2 puan altımıza düşmüş bir parti niteliğindedir. Bu başarının elde edilmesinde öncelikle 2019'dan bu yana başarılı belediyecilik örneği veren yerel yönetimlerimizin büyük payı var. Elbette koymak gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim, iş tutma biçimi, politikaları uygulama biçimi, bunları hayata indirme, kadrolardaki dönüşümün de bunda önemli bir etkisi olduğu, pozitif bir yansımasının olduğunu görüyoruz. Bütün bunları hem siyasi bir objektivite içerisinde hem de bir bilimsel tutarlılık içerisinde değerlendiriyoruz. Yani denildi ki 3 ana anahtar var Sayın Genel Başkan'ın konuşmasında. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ten de bize mirastır denilerek anlatıldı. Cumhuriyet gençlere emanet edilmişti ve önemli ölçüde gençleştirildi adaylar. Batı ülkelerinden çok daha evvel kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmişti. Kadınların katılımı, seçime katılmaları ve seçilebilecek noktalarda aday gösterilmelerinin oranı önemli ölçüde artırıldı. Ve elbette bilimsel çalışma usulleri ortaya konuldu. Bunları da şöyle söyleyelim, yüz binlerce araştırma ile adayların seçimi, adayların
alana gönderilmesinden sonra adayların izlenmesi ve eğer eksik çalışma varsa onların hızla tamamlanması, risk ve fırsatların olduğu bölgelerin çok iyi saptanması, kadroların oraya yönlendirilmesi ve sonuç alınması. Adeta bu yol izlendi ve 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi son derece başarılı bir yöntemle ve sonuçla ulaştı. Tabii şunu söyleyelim, 2019'dan çok farklıydı dinamikler. 2019'da bir partiler arası ittifak vardı ve bu süreçte girilmişti seçimlere. Biz bu dönemde sandıkta Türkiye İttifakı'nı kuracağız demiştik. Yani adeta İstanbul İttifakı'nın 2019'daki daha genelleşmiş versiyonu niteliğindeydi. Bu bir önemli iddiaydı ve herkes bize şunu söylüyordu, ittifaksız girin de görelim. Evet, ittifaksız girildi ama hangi ittifaktan eksik kaldık? Siyasal partiler arasında yapılan ittifaktan eksik kaldık. Oysa Yurttaş İttifakı çok daha güçlü bir şekilde kuruldu. Bugün bunun da analizi yapıldı. Partiler arasındaki oy oranları, oy geçişkenlikleri nasıldır? Yani adeta Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir katılaşma vardı. Bu katılaşma bir jelleşmeye dönüştü ve gördüğümüz kadarıyla bize en uzak partilerden dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy havuzuna bir oy akışı oldu. Burada adlarını anmak istemiyorum ama çok büyük ölçüde oy kaybeden, daha az olmakla beraber yine de oy kaybeden partiler var. Cumhuriyet Halk Partisi burada oy kazanan parti niteliğini kazanıyor. Tabii şunu da söyleyelim, bize oy veren yurttaş illa Cumhuriyet Halk Partili olmak zorunda değil. Bunun kıymetini biliyoruz. Bu oyları alıp o emaneti yüreğimizde, sırtımızda çok kıymetli bir hazine olarak taşıyıp 2028'de ya da ondan daha evvel yapılabilecek bir merkezi seçimde de bu oyları yine yanımızda tutarak ve geliştirerek siyasi yaşamımıza devam ettirmek istiyoruz. Şöyle bir parantez açacak olursak, tam bu Türkiye İttifakı noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen oy akışının aslında bir kutuplaşmanın da önüne geçme mesajı olarak değerlendiriliyor. Bugün Özgür Özel de bundan bahsetti. Evet, kutuplaşmayı sonlandıracaklarını, hedeflediklerini ifade etti. Aslında geçim kaygısı yaşayan yurttaşların zenginle fakir olan insanların arasındaki makas da giderek açılmıştı. Bu noktada siz birçok çalışma yaptınız, anketlerde bu çalışmalar öne çıktı. Halkın verdiği direkt mesaj ne olabilir? Buradan neler okudunuz, neler çıkardınız, içeride neler tartışıldı? Özellikle ilçede bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanamadığı bölgelerde, muhafazakar yerlerde bile bu tepkinin yükselmesi neyi gösteriyor? Efendim, bugüne kadar AKP'nin izlediği kutuplaşma politikası aslında yurttaşın yaşadığını bilince çıkartmasına engel olan bir adeta perde niteliğindeydi. Yani yurttaş geçinemiyor, yurttaş aslında yönetilmesinden memnun değil ama yurttaş karşısındakini öyle bir düşman olarak görmeye yönelik hazırlanıyor ki karşısındakinin bir alternatif olabileceği konusunda herhangi bir kanaat oluşmuyor onda. Önce bunu kırmak gerekiyordu. Ve biz bunu kırmak için her türlü çabanın içerisine girdik. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir çaba da değildir. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Uzun dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi bu kutuplaşmanın Türkiye'yi iyi bir noktaya götürmediğini ve bunun mutlaka kırılması gerektiğini söylüyordu. Şöyle ifade ettik biz. Yozgat'ta 3 tane esnaf, 4 tane esnaf olsun. Birisi AKP'li, birisi MHP'li, birisi CHP'li, öbürü HDP'li. Bunlar aynı toplumsal sınıfı temsil ediyorlar. Aynı mahallede yaşıyorlar. Bunları birbirine düşman ederek ortak bir Türkiye idealinden söz etmek, milliyetçilikten, yurtseverlikten söz edebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu uzun süren çabalarımız, hani liberal demokratlarla, milliyetçi demokratlarla, muhafazakar demokratlarla partinin barışması bu kutuplaşma iklimini ortadan kaldırdı. Ve hani siyaset bilimci diliyle oy tabanları arasındaki o katılaşma yerine bir jelleşmeyi ortaya koydu. Bu andan itibaren yurttaş şunu demeye başladı. Ha, ben başka partilere de oy verebilirim. O halde ne yaşıyorum? O halde ben çok büyük bir iktisadi sömürü altındayım. Artık mutfağımı kaynatamıyorum. Çoluğuma çocuğuma iş bulamıyorum. Emekliyim, 10.000 TL ile geçinemiyorum.
Ama diğer taraftan görüyorum ki hızla zenginleşenler var. Benim bir aylık maaşımla bir akşam yemeği yiyenler var. Ve üstelik de onlar beni bir de hor görüyorlar. Bana yukarıdan bakıyorlar, kibir yapıyorlar. O halde ben artık buna devam etmeyeyim dedi. Bakın 21 yıllık AKP iktidarının böylesine önemli ölçüde gerilemesinin en temel nedenlerinden bir tanesi bu kutuplaşma ikliminin ortadan kaldırılması ve CHP'yi yurttaşın oy verilebilecek ve kendi sorunlarına çözüm yaratabilecek bir parti olarak görmesidir. Şimdi şunu söyleyelim, bütün sorunlar yerel yönetimler üzerinden çözülüyor mu? Hayır. Ama ne demişlerdi bize 2019'da? CHP oy verirseniz yardım alamazsınız, yardımlarınızı keserler. Ayrıca ayrıcalık yaparlar, kendi yandaşlarına yardım yaparlar. Ayrıca bunlar üç koyunu da güdemezler. Peki ne görüldü 2019'dan bu yana? Merkezi hükümet maske dağıtamazken son derece başarılı bir belediyecilik yapıldı. Sosyal yardımlar azaltılmadı. İstanbul, Ankara örneğinde olduğu gibi 7 kat 8 kat artırıldı. Ve bir tek yurttaşımız diyemez ki CHP'li belediyelerde yaşayan biz ayrımcılık gördük. Ben AK Partiliyim diye bana yardım etmediler. Ben MHP'liyim diye bana yardım gelmedi diyen bir tek yurttaşımız olamaz. Kimin yardıma ihtiyacı varsa partisine, dinine, mezhebine bakmadan biz onların yanında olduk. Dolayısıyla yurttaş artık şunu görüyor. Yok efendim su faturasını teröristler getirirmiş de, çalışanlar teröristmiş de. Bu yalanlardan artık bıktı. Kimse buna inanmıyor. Mevcut iktidarın da sorunlarına çözüm bulabileceğine inanmıyor. Peki ne var önünde? 2019'dan beri denediği CHP belediyeciliği var. Şimdi bu CHP belediyeciliğini daha da yaygınlaştırıyor. Nasıl bir yaygınlaşma bu? Yurttaşımızın %65'i artık CHP'li belediyelerden hizmet alıyor. Gayri safi milli hasılanın %82'si bizim belediyelerimizin yönettiği yerleşim merkezlerinden üretiliyor. Dolayısıyla yaşamın hızlı ritmine egemen olan bir Cumhuriyet Halk Partisi varlığı var. Bundan sonraki aşama ne olacak? Bundan sonraki aşama eğer biz bu 2024'ten 26-27 nereye kadar gidecekse merkezi hükümet seçimlerine kadar biz bu emaneti sağlıkla bize verilen değerle taşıyabilirsek ki taşıyacağız bunu da sorarsanız anlatırım. Bundan sonraki emanet merkezi hükümet olacak. Ve ben inanıyorum ki 2027'den itibaren biz yerel yönetimlerle çözdüğümüz işlerin geriye kalanını da merkezi hükümetle çözeceğiz. Evet, son aslında birkaç dakikada toparlayacak olursak bir Erdoğan'a mesaj vardı. Özgür Özel'in Erdoğan'la olan görüşmesinde buradan bir sonuç çerçeve ya da çizildi mi? Sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırılarak görüşülecek demişti. Bugün o sonuç çıktı mı? Bir diğeri şeffaflığın ve kamu belediyeciliğin öne çıkacağı ifade ediliyordu. Bu noktada önümüzdeki yıllarda, günlerde CHP neleri hayata geçirecek? Burada 1000'e yakın insan toplanıp bir tek salonda çalışmıyor. Biz toplantılarımızın bazı bölümlerini hep beraber yapıyoruz. Bazı bölümlerini moderasyonlar altında farklı salonlara taşıyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımız bir salonda, il belediye başkanlarımız bir salonda, ilçe belediye başkanlarımız üç ayrı salonda, belde belediye başkanlarımız bir salonda, il başkanlarımız da bir başka salonda çalıştılar. Ve bunların tamamına önceden hazırlanmış soru setleri verildi. Vatandaşın en öncelikli sorunu nedir? Belediyeler hangi sorunların önüne gitmelidir? Biz iyi belediyecilik örneklerini nasıl yaygınlaştırabiliriz? Projecilik, ortak politikalar nasıl belirlenmelidir? Bütün bunların çerçevesi çizildi. Memleketin en öncelikli sorunu nedir? Bütün bunların çerçevesi çizildi ve biz bu gece bunları çalışarak yarın sabah bunlarla ilgili yeni ortaklaşmaları yapacağız. Dolayısıyla hem CHP belediyecinin ana hatları buralarda belirleniyor hem de Sayın Genel Başkan'ın Erdoğan'la yapacağı görüşmede yanına çantasına koyacağı gündem belirleniyor. Biz Erdoğan'ın gündemine mahkum bir parti değiliz. Biz halkın gündemine mahkumuz. O halkın gündemini de o görüşmeye götüreceğiz. O görüşme ancak o gündemle devam ederse bir sonuç alınabilecek görüşme haline gelebilecek. Çok teşekkürler.
teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Burçin Atılgan, bütün gün süren çalıştayın detaylarını CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bizimle paylaştı. Biz CHP'nin gündemini, halkın gündemini, CHP belediyeciliğini yine önümüzdeki günlerde genel merkezden takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Söz size bırakabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz.